Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İkinci mesele. Burada da şeyden bahsedecek. Mevzunat elleti fi tebaidiha zarar. Yani parçalanmasında, bölünmesinde bir zarar oluşan. Evet, 223 hocam. Birinci mesele mi? Evet. 223 birinci mesele. 224 ikinci mesele. Lev ba'a mecmu'an minel mevzunat elleti fi tebaidiha zarar. Tebaidi yaptık da öyle. Hayır, o misaldi. Mesele olarak. 224 ikinci mesele. Şöyle kalemi ver bana Mehmet Hocam. Bunu B diyelim o zaman hocam. AB karşılığı. AB de diyebilirsiniz, tamam. Birinci mesele. Bu kendi içerisinde 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3'ü nereye ver? 3 burası değil. Karşıda mı? 3 olmayacak. O başka. Benim başka notum da. Aa, pardon, özür dilerim o zaman. Bu 3. Şimdi bu ikinci mesele. İkinci mesele, tamam mı? Tamam. İkinci mesele. Mekke'de evet. Lev ba'a mecmu'an minel mevzunat elleti fi tebaidiha darar. Geridekilerden bir tanesiydi mevzunat ama burada bunun parçalanmasına zarar var. Ve beyyene kadrahu. Miktarını belirtmiş. Şu kadar demiş. Ve zekere semene mecmu'ihi fakat. Ve o miktarın toplamının fiyatını belirtmiş, her bir miktarın fiyatını belirtmemiş. Misali gelecek. وَحِينَ وَزْنِهِ وَتَسْلِيمِهِ ظَهَرَ نَاقِسًا عَلِ الْقَدْرِ الَّذ۪ي بَيَّنَهُ. Toplam şu kadar miktar dedi ya, şu kadar kilo dedi mesela. Teslim ettiğinde, tartıp teslim ettiğinde eksik çıktı. فَالْمُشْتَرِي مُحَيَّرٌ. Müşteri muhayyerdir. اِنْشَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ. Bu zaten aşikar, beyi fesheder çünkü istediği miktardan az çıktı. Ve inşa ahadel kadral mevcut bi cemii semenil müsemma. İstersen mevcut o eksik çıkan vardı ya, o eksik miktarı, tamam mı? Konuştukları fiyatın tamamını alır. Fiyat eksiltmesi yapamaz. Okuyalım misalinde, devam edelim. Ve in zahara zahiden alel kadrillezî beyyenehu. Beyan edilen miktardan fazla çıkarsa da feziyaretu lil müşteri ve la hiyara lil bai'. Fazlalık da ne olur? Tam tersi olur. Müşteriye kalır. Bai'in muhayyerliği. Müşteriye kalır mı? Ücret mukabili değil. Hayır, ücret mukabili değil. Bütün bir cemi'i semedil müsemma. Evet. Bu parçalanmayan şeyler. Parçalanmayan. Burada da çünkü arkadaşlar konuştukları fiyat şeyini belirtmiş olsalar bile, yani miktarını belirtmiş olsa bile, dese ki mesela burada verecek mesela 5 karat elmas diyor. 5 karat elmas demiş olsa bile konuştukları işte mesela diyor ki 20 bin kuruş. 20 bin kuruş orada belirledikleri elmasın toplamına tekabül ediyor. Semenin eczası mibir eczasına yayılmıyor, dağılmıyor. Çünkü parçalanmasında zarar var bunun. Yani bu ya toptan satılır ya hiç satılmaz. Burada bir fiyat belirtildiğinde o fiyat bunun toplamına tekabül eder. Tek tek cüzlerine tekabül etmez. Fiyat belirtilerek toplamına bir fiyat tekabül ettiğinde bu durumda eksik çıksın, fazla çıksın ne olur? Şansın. Eğer bu alışveriş devam ettirilecekse bu fiyata alınır. Ha, ama eksik çıktığı takdirde müşterinin burada bir zararı, ziyanı söz konusu olduğu için, anlatabildim mi? Burada müşteriye bir muhayyerlik hakkı veriliyor. Dolayısıyla Esma'nın eczası, Mebi'nin eczasına şey yapmazsa, sarılmazsa, yani şu kadarı da şu semeni değil de denilmez. Denilemiyor. Mecmuna şey yapacak. Anlamda. Parçalanması zarar verdiği için Mebi'ye o fazlalığı kesip geri de veremiyoruz. Ondan dolayı ziyade de müşterinin oluyor. Şu konuda şöyle bir şey oluyor. Şarjı şu konuda ihtilaf var benim hatırladığım kadarıyla. Peki o ziyade hukuken kadaen müşterinin oluyor. Çünkü normalde demişler ki, çünkü bakın normalde şöyle yapılıyor. Şu elması, tamam mı? Şu elması ki 5 karattır veya 10 karattır neyse miktar belirtiyor. Sana şu kadara sattım diyor adam. Misalimiz bu. Evet. Diyaneten o fazlalık helal olur mu bu adama, olmaz mı meselesi tartışılmamış değil. Çünkü 5 karattır diyor yani. Evet. Diyaneten helal olmaz diyenler var. Helal olur diyenler de var. Hatırladığım kadarıyla tercih edilen görüş de helal olur diyenlerin görüşüydü ama. Anlatabildim mi? Eğer burada adamın içi de rahat etmiyorsa
O fazlalığın parasını da kendisi hesap edip versin. Her ne kadar şey yapmıyorsa da. Hayır. Evet. Biz şimdi bu elmas... Misalini verelim misalini. Misalini. Levba'a... Başka ulaşabileceğimiz şeylerden mi? Elmas hayır, bu elması niye şey yaptık? Tebeizinde zarar olan şeye misal verdik. Anlatabildim mi? Mevzunat olup tebeizinde zarar olsun diye bu misali özellikle seçti. Elmas dışında parçalanması zarar olan kıyemi mevzunattan olan mal ne vardır mesela? Bir elbiseli kumaş yani mesela. O ama mevzunattan değildir ama o medruattandır. Onun misali diğer meselede gelecek. Beşinci mesele mi, dördüncü mesele mi gelecek? Kuzu. Tartılabilen bir şey olması lazım. Kuzu mesela hocam. Kuzu. Adediyatı mütefavitedir. Olmaz. Yok, kuzu et olarak. Elmas buraya cuk diye oturan bir misal. Cuk. Diğer kıymetli madenlerdir. Diğer kıymetli madenleri misal verebilirsin. En fazla oradan yapabilirsin. Yani hem mevzunattan olacak hem de tebaidinde zarar olacak. Bu ancak işte elmas gibi kıymetli, yani küçük hacimde kıymeti fazla olan şeylerde olur. Mesela levba fassa elmasin. Bir elmas taşı diyor satsa. Ala ennehu hamse kararita. 5 karattır. Bi aşrine elfi kırşin 20 bin kuruş. Fe izâ zahara erba'ata kararita ve nisfan. Ama 4,5 karat çıktı. Kendine müşteri muhayyaran. Çünkü eksiklik var. İnşa fesehal beya ve inşa ehadel fassa bi aşrine elfi kırşin. İsterse ne yapar? Alışverişi fesheder. İsterse de ne yapar? Toplam anlaştıkları fiyat olan 20 bin kuruşa 4,5 karat olarak alır onu. Ve izâ zahara hamsete kararita ve nisfan. 5,5 karat çıksa ehadehul müşteri bi aşrine elfe kırşin ve la khiyara fi hâdihi ve la khiyara lil bâi'i fi hâdihi sûra. Diyor. Birinci durumda ayıp düşünüyoruz değil mi? Birinci durumda ayıp yani şey düşünüyoruz yani bu eksik çıkması hıyarı ayıpta olduğu gibi müşterinin rızasına halel getiren bir durumdur. Müşteri 5 karat olmak üzere aldı ama ne çıktı? 4,5 karat çıktı. Karat ölçü verir mi hocam? Evet, karat nedir biliyor musun? Çok kıymetli şeylerin ölçüldüğü hassas çok hassas değil. Hassas ağırlık, az terazi ağırlık. Diyorlar. Şeyle ölçüyorlar bunu. Karat diyorlar bildiğim kadarıyla. Karat da diyor olabilirler. Hassas terazi diyelim mi? Eskiden şeyle tartılıyordu ama. Mesela terazi. Buğday taneleri falan gibi çok az böyle 5 buğday tanesi diyelim. Onun şeyi vardır. Yani bir karat hocam bu karat terazi gibi bir şey mi yoksa birim ölçü birim değil mi? En küçük yani evet. Gibi yani. Biz burada müşteriye bir mukayyerlik veriyoruz ama bayi veremiyoruz çünkü bayiye nasıl mukayyerlik vereceğiz? Bayiye şöyle bir mukayyerlik versek o zaman yarım karatını da müşteriye ödettir desek bayiye. Öyle demeyelim direkt alıp satmıyorum desek. Neyi satmıyorum? Zaten istediği fiyatı talep. He? Muhayyerlik niye? Tabii ya yani normalde o zaten şey yapmış yani şu elması zaten 20 bin kuruşa kafasından çıkarmış. Ama 5 karat olarak çıkarmış. Ne dedik? Şeyin onun hatası. Anlatabildim mi? O yukarıdaki maddeyi yine hatırlayın. Kaçı hatırlayın? 222 miydi o? 222'yi hatırlayın. İnne ma yu'tabaru'l kadru allazi yaqa alayhi aktul bey' ala gayruhu. Anlatabildim mi? Ya bu adam burada alışveriş aslında burada şey olarak düşün. Alışveriş burada bu elmas üzerine vuku buluyor. Fakat şeyi 5 karat olması da şart olarak düşünün. Yani 5 karatı da vasıf gibi düşünün. Miktarı belirtilmiş. Bayi bunu zaten bu elması 5 karattır deyip sattığında 5,5 çıkıyorsa aynı o kağıtları yanlış sayan adam gibi olur yani. Peki burada helal diyen var, helal demeyen var. Neydi? Diyen var. İşte normal diyaneten kazanan yoksa hakkıdır diyorlar. Çünkü alışveriş bu elmas üzerine vuku bulmuştur. Kaç parası? Toplam fiyat da zikretmişler. Bu toplam fiyat, bu toplam miktara tekabül eder ve hepsini alır diyorlar. Ama işte fazla çıktığı için sonuçta fazlalığı şeyin hakkı olarak düşünen de var demek ki. Öyle ya da böyle her ne kadar bu adam burada bir hata etmiş yani bayi onun şey olduğunu düşünerek, 5 karat olduğunu düşünerek, anlatabildim mi? 5 karat olduğunu zikrederek. Dolayısıyla 5,5 karat yarım karatlık şeyini de ne yapsın? Ya alışverişi ikale etsinler karşılıklı çünkü yarım karatın fiyat fazlalığını da verdiremezsin müşteriye. Müşteri 20 bin kuruş para yani çıkarmayı kafasında şey yapmıştı. Ben bu şeye 20 bin kuruş harcayacağım. Daha fazla harcamayacağım demişti adam. Daha fazla ödemeye rızası olmaz. Öteki taraftan kesip fazlalığı veremezsin. Mebiya zarar verir. Ya ikale edecekler ya da müşteri ne yapacak? Zorunlu tutmamamıza rağmen aradaki farkı verip vicdan helalleşecekler. Diyen var. Ama hayır böyle bir şeye ama gerek yok. Ama şükür edesi o zaman yani bayiden gitti. Gitti tabii yani ki. Adam, sonuçta alışveriş bu mebi üzerine kurulduysa bitti. O kaç miktarsa o kadar gider yani.
Ha burada şeyin tesiri var yine tabii ki. Semenin eczasının mebiin eczasına yayılmasının tesiri var tabii ki. Bu gibi durumlar biraz zor herhalde. Nasıl, hangisi? Böyle yani parçalanmayan, bölünmeyen nesnelerde yani öyle bir hata zor olur yani. Nadire. Yani o tür hatalar genelde parçalanabilen, bölünebilenlerde olur. Yani yanlışlık sayar mesela, eksik sayar. Ha gibi ama diyorsun. Evet, doğru söylüyorsun. Yani evet, o açıdan doğru. Evet. Yani kağıtlar tek tektir. Sayarken adam çift saymış olabilir. Yani hocam mesela, gramını yanlış hesaplar. Mesela set satıyorlar altıncılar. Nadirdir yani. Ötekisinde daha fazla olur hakikaten dediği gibi. Yani çünkü onlar icabında bir bir adam ölçekliyor onu mesela. Arada 23-25 diye devam etmiş olabilir, tamam mı? Şey dediği doğru. Yani daha fazla vuku bulma açısından dediğin evet. Doğru. Kuratı bir kere kaç kere ölçer o? Yani evet. Ama bunda da hiç olmaz, vuku bulmaz diye bir şey de yok. Nerede kaldık? 225. Ama bakın burada ne, burada bakın ne var? Şimdi burada en son okuduğumuz maddede fi tebaidiha zarar vardı. Anlatabildim mi? Ama ne vardı? Burada ne vardı? Burada sadece elmasın toplam fiyatı belirtilmişti. Her bir miktarının fiyatı belirtilmemişti. Şimdi normalde arkadaşlar burada şöyle bir şeyden bahsedeyim. Mevzunat aslında şeydir. Dedik ki işte zaten belirtilemez. Semenin eczası ve bir eczasını dağılmaz diye. Ama nerede? Hayır, şöyle. Onu şöyle şey yapalım. Kadir Hanım toplam miktarı mı? Her bir, şimdi normal şartlarda bakacak olsak aslında mevzunatın şeye dahil olması lazım. Diğer misliyat gibi semenin eczası, mebiin eczasına tevzi olunan kısma dahil olması lazım. Tebaizinde zarar olduğundan. Tebaizinde zarar olduğu için, anlatabildim mi? Normalde böyle. Tebaizinde zarar olduğu için de aynı şeye benziyor. Kıyamiyata benziyor. Yani dağılmayana benziyor. Yani semen toptan mebiye karşılık olarak geliyor. Dolayısıyla iki taraflı bir şey var aslında. İki taraflı bir benzerlik var mevzunatta. Daha doğrusu şeyde el mevzunat elleti fi tebaidiha zararda bir açıdan misliyat gibi olmasını gerektiriyor, bir açıdan kıyamiyat gibi olması gerekiyor. Yani bir açıdan semenin eczasının mebiin eczasına tevzi olmasını gerektirirken bir açıdan da tevzi olunmamasını gerektiriyor. Burada da şöyle yapmışlar. Bu iki benzerliği de dikkate alarak iki farklı hüküm vermişler. Mevzunat elleti fi tebaidiha zarara. Bir, şimdi gördüğümüz hüküm. Eğer sadece toplam miktar belirtilmiş ve ona bir fiyat biçilmişse bu şey gibidir. Orada semenin eczası, mebiin eczasına tevzi edilmez. Ama yine mevzunat fi tebaidiha zararda toplam miktar belirtilmiş, toplam semen belirtilmiş ve her bir cüz'ünün de fiyatı ayrıca belirtilmişse, her bir karatı şu kadar dendiyse, o zaman da diğer benzerlik dikkate alınarak, çünkü her birisinin de zikredilmesini dikkate alarak, diğer benzerlik dikkate alınarak burada farklı bir hüküm verecek. Diyecek ki orada müşteri ya alışverişi fesheder eksik olduğu takdirde ya da eksik çıktığında fiyatı düşüp çıkan kadarını verme hakkına sahip oluyor. Bu diğer benzerlikten ya dolayı. Burada bölünme olmuyor ama fiyatı belli oluyor. Evet, evet. Ödeyeceği veya evet. Yani fiyatta düşme yapabiliyor işte diyelim ki miktarındaki şeye binaen. İzâ bi'a mecmûn minel mevzûnât elletî fî tebaidihâ darar. Burada miktar belli değil mi hocam? Son kudumuz mesela. 224'te sıla demişti ama 224'te şey belli değil. Ve beyyene kadrahu dediğini biliyor musun? Toplam. Yani bütün kaç yani, karat dedi? 5 karat demesi. 5 karat. Yoksa şunu demedi. Ve zekere mecmu'u temene mecmu'u fakat 5 karatı 20 bin kuruş dedi. Toplamının fiyatını zikretti. Şöyle demedi. Her bir karatı şu kadar demedi. Yani yukarıda ve fussile li kulli şeyin enferdi. Orada beyan etmiş oldu. Burada 5 liraya geliyor. 5 kuruşa geliyor. 5 bin kuruşa geliyor. Değil mi? Evet. 4 bin kuruş. 4, 8, 12, 16, 20. 5 karat çünkü. 4 bin kuruş. Onu beyan edersen ne dediniz şimdi? Şimdi geliyor mesela. İzâ bi'a mecmûn minel mevzûnât elletî fî tebaîdihâ darar. Ma beyâni miktârihi. Toplamının miktarı belirtiliyor. Ve beyâni esmâni aksâmihi ve eczâihi ve tafsîlihâ. Yani ve beyyüne semenü küllü demektir. Ya semenü küllü demektir.
Deniyor ki feha işte her bir söyleyecek onu misalini verecek. Fe da zaharat vakti teslimi zaiden ev naqisan anil kadri lladhi bayyanahu. Teslim esnasında beyan edilen miktardan fazla ya da eksik çıktı. Fel müşteri muhayyirun. İnşa'a fesahal bey'a ve inşa'a akhada zâlikel mecmu'a bi hisâbi zemen ellezî beyyenehu ve vassalehu li eczâihi ve aksâmihi. Yani 222'deki gibi. Evet. 23'teki gibi. Burada tek farkı her biri diye. Burada fazlalık niye bayin olamıyor diğerinde? Çünkü bunun tebeyizinde zarar var. Anlatabildim mi? Peki şey niye oluyor? Burada zarar olur. Fazlalık çıktığında fazlasını ödeyip alabilme hakkı, eksik çıktığında da fiyatından düşüp alabilme hakkı niye oluyor? Çünkü her bir her bir cüz'üne düşen fiyat belirtilmiş. Evet. Bu yüzden. Anlatabildim mi? Söyledi. Feyda zahara vakte teslim zâiden ev nâkısan anil kadri lezî beyyenehu. Fele müşteri muhayyir inşa'a fesekal beya ve inşa'a akhada zâlikel mecmua bi hisâbi semen ellezî beyyenehu ve fassarehu li eczâihi ve aksâmihi. Dolayısıyla orada zâid demek de yani zımnen zikretmiş. Evet. Nasıl? Bayinin durumu. Yani bayi olarak demek. Bayinin durumuyla alakalı yok. Müşteri isterse fazla çıktığında fazlalığın miktarını da öder alır. Zâiden dedi ya. Zâiden de o anlaşılıyor. Müşteri yani diğer meseleden bir farkı var. O fark da şeyden dolayı dedim ya, bu parçalanıp da bayiye verilmiyor. Diğerinde fazla çıkan kısmı ayırıp bayiye verebiliyorduk zaten değil mi? Şeydeki 223'te. 223'te fazla çıktığında niye fezaidu dil bayi'a? Fazla kısmı ayırıp verebiliyorduk. Burada veremiyoruz. Ama burada da şöyle farklı bir hüküm var. Bir önceki meseleden farklı bir hüküm var. Her bir cüz'ünün fiyatı belirtildiği için mevzunat normalde zaten şeye girmez. Misliyat gibi semenin eczası, mebin eczasına tevzi olunan kısımdan olması lazımdı. O yüzden de müşteriye hem zâid hem nakıs kısımda ne hakkı veriyoruz? Alışverişi feshetme hakkının yanında fiyatı eksiltip alabilme veya fiyatı fazlalaştırıp işte belirtilmiş diye o fiyat toplamını alabilme şeyi veriyorduk. Evet Muharrem. Ben soracağım şeyi diyebiliriz. Tamam güzel. Evet. Burada bir haramlık falan kalkıyor o zaman. Tabii ki. Evet çünkü burada fazlasını ödemiş oluyorsun. Mesela leba'a min kalem minen nuhas. Ha? Buna 3 mü koyacağız? Buna 3. Hayır. 223 arkadaşlar. 223 1. 224 2. 225 3. 3. mesele. Bir de 4, 1, 2, 3. 4 vardı hocam. 4'ü koymadım. Meseleler vardı ya hocam. Bizim. Kendi içerisinde ben misalleri anlıyorsunuz diye söylemiştim onu. Yani 4'ü yoktu onun değil mi? Daha gelecek şimdi. 4, 5 diye gideceğiz. Ha şöyle de kabul edebilirsiniz bunu. Değil hocam şey diyor. Kezalike 3 koyduk ya. Bunun 4'ü 5'i var mı? Örnekte. Ha yok bunun 4'ü 5'i yok. Bunlar bir misal. Bu zaten tek şey. Mevzunat elleti fi tebaizâ zarar. Orada niye koyduk? Mekilat dedi, adediyyat-ı mütekaribe dedi. Mevzunat elleti leyse fi tebaizâ zarar dedi. O yüzden. Mesela levba'a. Arkadaşlar burası ilginç. Ben bu misali yani ne anlatmak istediğini araştırdım zaten şeyleri çok açık söylüyor. Alaydır Efendi de kafamızda oluşmuyor. Demek ki şey değişti, örf değişti. Levba min kalem minen nuhas. Diyor ki nuhas bakır. Bakır ama bakır mangal diyor. Bakırdan mangal. Hocam burayı isim alet olarak taşıma aleti. Ama şöyle alâhu hamset artalin demek ki şeyle satılması gerekiyor. Hocam taşıma aleti olarak düşünebilir miyiz? Ha yok yok değil. Mangal bildiğim mangal. Ama min kale ayakkabı manası da var ona bakıyoruz. Yok. Ayakkabı, gümüşten ayakkabı olmaz zaten. Ala enhu khamsatu ertalin. 5 rıtıl mangal olmaz mı? Olur. Kullansan da olmaz mı? Olur. Burayı bakır mangal niye olmasın? Ne mani var? Bakır ayakkabı olmaz, yürüyemezsin. Bakır mangal olmasa bir mani yok. Benim şey yaptığım şey şu. Benim şey yaptığım şey şu. Bizde şu an için örf şurada değişmiş. Bakır mangal olsa da taneyle satılır. Bunlar taneyle satmıyor demek ki. Köyden içine köz koyuyorlar. Mehmet Hoca. Ağırlıkla satıyor. Bir mangal da satsa 5 rıtıl ağırlığında satıyor. Yani bakıra nispet de böyle. Bakır ismalet. Değerli bir mangal yapıyor tartıyordur hocam. Bunda rıtıl yedi. Mangal yapıyor tartıyordur. İşte öyledir de biraz garip gelmiyor mu size? Soba gibi satılıyor hocam. Niye sobalardan öyle satılıyor? Soba ayrı ayrı satılıyor ya. Tartılarak mı satılıyor hocam ya? Soba tartılarak satılmıyor işte. Bu da mangal da öyle. Rıtınla ne ilgisi var hocam? Tamam işte ismalet falan. Nuhas olduğu için, bakır hocam, olduğu için. 5 rıtıl alan bir mangal. Büyüğü var, küçüğü var. O anlamda mani. Hocam bakır. Yok yok. Onun şöyle bir anlamı var. Şöyle bir anlamı var. Eğer bakır çok ince
Yani ince mi yapıldı yoksa kalın mı yapıldı? Sağlam mı şey mi diye. Çünkü eğer fazla bakır kullanıldıysa yani ağırlığı tamam. Şeyse o zaman sağlam mangal olur. Ama incecik bakırdan yapıldıysa anlatabildim mi? Dolayısıyla 5 rıtıl çeken bakır mangalla 2 rıtıl çeken bakır mangal aynı değerde olmayacağı gibi aynı talep de aynı olmaz onlara. Anlatabildim mi? Ucuzunu isteyen onu alır çünkü der adi de olsa ben alayım der ama 5 rıtıl olduğu zaman icabında adam diyecek ki bu malzemeden çalmamışlar diyecek veya malzemeyi eksik vermemişler diyecek. Öyle olabilir yani. Kalitesine binaen. Biz süt kazanları yaptırdık hocam. Yani kalınlığına göre 1, 1.25, 1.5 hepsi çelik, paslanmaz çelik yoksa. Ama bak gördün bak şimdi söylediğin şey doğru oldu. Bak şimdi eskiden demek ki öyle ölçüyorlardı. Bak şimdi oturdu kafama. Şimdi dedi ki bak kalınlığını söyledi şimdi. 1.5 yani şimdi demek öyle madeni yani şeylerden bir eşya yaptırıldığında da şimdi o neye bina, miktarı neye bina, ne nasıl belirleniyor? Milimle söyleniyor işte. 1.5 milim, 2 milim falan vesaire söyleniyor. Evet, tamam. Eskiden o şeyle söyleniyormuş demek ki. Kilo ağırlık olarak söyleniyormuş. Eyvallah, doğru. 5 rıtıl alacak miktarda mı yoksa? 5 rıtıl ağırlığında. Mangal. Küllü. Rıtıl ve rıtıl sıvı maddeler ilgili değil miydi? Yok, tamam, rıtıl ağırlık ve vizin de rıtıl. Ağzı açık değil mi hocam? Senin dediğin o sağ. Sağ. Rıtıl ağırlık ölçüsü. Rıtlı zeytin diyoruz ya. Bir rıtıl. Ya bunu söylüyor hocam. Su alıyor. Yok yok. Şimdi rıtıl yani bir ölçü değil mi yani şey olarak? Litre gibi değil mi? Bakalım. Bakalım. Yok yok rıtıl. Kıyıya demiş. Rıtıl dememiş de bu. Öyle mi demiş? Rıtıl hiç geçmiyor. Kıyıya ta mesela 5 kıyıya ve her kıyısı 40'ar kuruşa satılan bir bakır mangal devam ediyor. Rıtıl tamam. Kıyı ölçü, ölçü ağırlık ölçü diyor. Ağırlıksa tamam aynı şey demektir. Ağırlık. Kıyı ağırlık mı? Kıyı. Aynen, ağırlık. Tamam bitti aynı şey. Ama aynı şey. Ölçecek. Bak hayır hayır rıtıl ölçecek değil. Ağırlık bir de 1 bölü 4 saat. Rıtıl da ağırlık. Litre değil mi? Litre. Yarım kilo falan bir şey. Rıtıl arkadaşlar söylüyorum 413 grama tekabül eden bir ağırlık birimi. Ölçek birim değil yani. Tamam mı? Tamam. Geçiyorum. Ama abinin söylediği şeyden sonra olay oturdu yani. Niçin ağırlığına bir yani bizde milimle milim kalınlığı çünkü teknoloji gelişti artık onun milim kalınlığını standart olarak belirleyebiliyorlar. Ama ağırlık üzerinden belirleme daha kabaca bir şey. Çünkü bir tarafının ağırlığı yani bir tarafa daha fazla kullanıp hani bir tarafı kalın yapıp bir tarafı ince yapma durumu olsa bile 5 yıl gelebilir yani yine. Ama istenen kalite. Ama eskiden onu tam ölçemeyebilirler yani o şey çıkmıyor belki de elle yapıyorlar mesela. Büyük ihtimalle zaten. O dolayısıyla ne yapıyorlar? Malzemesinin toplam ağırlığını belirlemek üzere 5 rıtıl ağırlık üzerinden söylüyorlar. Kullu rıtılın bir erbayına kırşan ama adam şeyini belirtiyor. Her rıtılı 40 kuruş diyor. Bu misali yukarıda elmas misalinde de uygulayabilirsiniz ha? Değil mi? Ama orada şey belirtmemiştim. Çünkü aynı şey mevzuna eleti fi tebaî de varar. Yukarıda elmasın da deseydik ki 5 karat her bir karatı veya her yarım karatı diyebilirsin. Dolayısıyla bu misali yukarıya da uygularsın. Bunun küllü ritmin bir erbayına kırşan demesen yukarının misali olur yani. Evet. فَظَهَرَ الْمِنْكَ الْاَرْبَعَةَ اَرْتَالِمْ وَنِسْفَنْ 4.5 kırtıl çıktı. اَوْ خَمْسَةَ اَرْتَالِمْ وَنِسْفَنْ Yani eksik çıktı veya 5.5 çıktı fazla çıktı. فَالْمُشْتَرِ مُخَيَّرٌ فِي سُورَةٍ اِنْشَاءَ فَسَقَ الْبَيَا وَاِنْشَاءَ اَخَذَ الْمِنْكَ لَبِمِئَةٍ وَثَمَانِينَ kırşan. Tamam mı? İsterse ne yapar? Her bir şeyini belirlediği için arkadaşlar neydi şeyler? Söyleyeyim 5 rıtıl her rıtlı 40 kuruş yani eksik çıktığında 200. Toplam ne kadar yapmıştı? 200'e mi satmıştı? 200'e satmıştı. O zaman yarımından şey eksiltiyor. 20 eksiltiyor değil mi? 180'e alır. İnkene erbaatel eğer 4.5 çıktıysa 180'e alır. Ve bimi eteyn ve işine kurşanı 120'ye alır. İnkene hamsat ertalin ve nisfen. Değil mi? 20 kuruş arttırıyor. Eğer 5.5 rıtıl çıktıysa ne yapar? 220 verir. Evet. Yani burada yani bu konuda farklı yani, burada çok farklı. Yani hangisini önce yani şey yaparsa söylerse ona göre değişiyor. Hangisini yani önce söylerse mi? 40 kuruş derse hayır hayır. Tartıyla yani eksik çıkarsa ona göre para verir. Fazla çıkarsa ona göre para verir. Ama burada şimdi yani. Arkadaşlar 224. meseleyle 225. aynı. Mesele aynı mesele. Aynı. Şöyle aynı mesele. Mesele aynı hüküm farklı. Şöyle. Mesele nedir?
el mevzunat elleti fi tebaidiha zararı satıyor. Evet. Ama 224. meselede bizzati belli ediyor. Sadece toplamanın miktarını ve toplamanın fiyatını söylüyor. 225. meselede mevzunat elleti fi tebaidiha zarar. Aynı şey değişmiyor. Toplamanın miktarını söylüyor. Toplamanın parasını söylüyor ama her bir cüzünün de her bir küçük bir biriminin de fiyatını belirtiyor. O zaman 224. meselede ne oluyordu? Eksik veya fazla çıktığında müşteri sadece bir şey yapabilir. Ya alışverişi ne yapar? Alışverişi fesheder ya da ikinci ihtimal ne konuştularsa o fiyatı alır. 225. meselede her bir cüz'ünün fiyatının belirlenmesinin etkisi olarak ne yapabiliyor? Alışveriş feshetme hakkı zaten her zaman baki. Fazla veya eksik çıkarsa parayı düşürür o nispette çünkü her birini belirtmişti. Fazla çıkarsa o miktarda parayı arttırır. Eksik olarak veya fazla olarak malı alabiliyor. Tamam mı? Dördüncü misal mi? Dördüncü mesele mi? Evet. 226. Hocam nerede bitireceğiz? Saat 7'ye 10 var. 45 geçe okunuyor ezan. Akşam ezanı okundu mu? Yani okundu mu? Derse başlayalı kaç saat? Ne kadar oldu? İkinci derse başlayalım. Oldu hocam hemen. Yarım saat oldu. Hocam 26. Az olmuş. Yarım saat oldu. O zaman okuyalım da. Namazdan da öyle okuyalım hocam. Var mı hocam? Ha biz akşamı kılmadık değil mi? Özür dilerim. Biz akşamı kılmadık. Doğru söylüyorsunuz. Bir ara verelim. 5 dakika oldu. Bir ara verelim. Namazı kılalım. 7'de bitirelim. Namazı tamam 7'de bitir. O zaman bu meseleyi okuyup bitirelim mi? Siz bilirsiniz yani. Hani saate göre. Ben size uyarım. Akşam namazı yatsı kaçta okunuyor dediniz? 7.45. 1 saat var. Tamam o zaman 7'de kesinlikle ya ara verelim ya bitirelim namazı kılalım. O sırada da devam edip etmemeye karar veririz namazdan sonra da. Ben devam ederim yani. Siz devam edin diyorsanız devam ederiz. 226. İzâ bi'a mecmû'un minel mezru'at. Sevâ'un kâne minel arâdî. Mezru'at deyince uzunluk ölçü birimiyle ölçülen maddeler demektir. Değil mi? Sevâ'un kâne minel arâdî. İsterse arazi olsun bu uzunluk ölçü birimidir. Ev minel emtia vel eşyâ-i sâire. Veya eşyalar ve diğer sair şeyler. Tamam mı? Bunlardan olsun. Mesela kumaş da mesela neyle ölçülür? Yine uzunluk ölçü birimiyle. Ve büyüğüne miktaruhu ve cümletü semenihi fakat. Toplamdaki ne kadar miktarda olduğu, ne kadar uzunlukta olduğu belirtilmiş. Daha ve cümletü semenihi fakat. Ve sadece toplam fiyatı belirtilmiş. Ev ya da fussile esmanu zuranihi. Zuran mı, zeran mı? Zeran. Arkadaşlar, evet. Söyle bakalım. Zeran mı? Duran diyor ama neyse ben de Zuran diye aklımda kalmış çünkü. Ben de Zuran diye diyorum. Neyse önemli değil. Bakın fark etmez. Sonuçta toplam miktar belirtildikten sonra ister her bir birimin fiyatı belirtilmiş olsun isterse belirtilmemiş olsun. Fefihateyni sureteyn. O zaman bu ne gibi oldu? Şimdiden hangi meselemiz gibi oldu? Yani ilk meselede de neydi? İster belirtilsin ister belirtilmesin evet. Ama şey olacak, hüküm farklı olacak. Fefiyateyni suretin yecril hukmi ala muktada hukmil mevzunat elleti fi tebaidiha zarar. Evet. Buraya otosiklete gelemem mi? Evet. O zaman ne olacak arkadaşlar? Ev burada farklı hükümleri beyan etmek üzere. Yani fark etmez anlamında değil. Çünkü el mevzunat elleti fi tebaidiha zararın hükmü neydi? Değişiyordu. Sadece toplamının fiyatının söylenmesiyle her bir biriminin fiyatının söylenmesi hükmü farklılaştırıyordu. O zaman o da öyle olacak. Mezruatta da her toplamının fiyatı belirlendiyse hüküm 224. maddeki gibi olacak. Ama enfusire esmanu zuranihi gibi olduysa o zaman hüküm 225. madde gibi olacak. Tamam mı? Şimdi bu peki niye böyle arkadaşlar? Çünkü buradaki mezruat dediği zaten arazide parçalanmanın zarar verdiği malum. Malum. Peki şeyde nasıl zarar veriyor? Kumaştan zarar veriyor. Demin abinin söylediği şeyde olduğu gibi. Burada kumaşta ancak kumaş ne zaman? Bu kumaşın parçalanmasının zarar vermesi. Dolayısıyla
Hatta şeyin mezuratın kıyamiyattan olması değil mi? Bugün için bir sanki böyle bir kafamızda tam oturmayan bir şey. Bu şey arkadaşlar, buradaki mezuruattan bir elbiselik kumaş meselesini anlayacaksınız. Anlatabildim mi? Bir cübbelik, bir pantolonluk, bir ceketlik kumaş. Ceketlik kumaş. Böyle bir şey anlarsanız ancak tebaidi zarar verir. Anlaşıldı mı? Bizde oluyor evet. Mesela hocam. Biz mesela bazı... Parça kumaş satan dükkanlar vardır mesela. Parça değildi hocam. Mesela siz döşemeci miydiniz? Evet, döşeme, minder hocam. Minderci miydiniz? Tamam. Mesela bazı kumaşlar var elimizde. 50 metre kumaş. He. Beğenilen bir kumaş. Ama biz ondan mesela 2 tane minderlik sattığımızda biz zarar görüyoruz. O yüzden mesela onu müşteriye teklif etmiyoruz. 50 metre dediniz. 50 metre. Ama mesela 50 metre daha fazla uzunlukta kumaşlar oluyor mu? 60 metre. Yani bizim kumaş... Ama zarar vermeyenler oluyor mu? Yani böyle bildiğiniz, sınırsız böyle bildiğiniz kumaşlar var mı? Mesela minderli kumaşlar yani öyledir. 50 metrelik isterse hocam onda zarar olmaz. Eğer elimdeki topsa ben zarara uğruyorum. Yani. Ama yani, mesela ne? Kataloktan beğendirirsem onda bir sıkıntım olmuyor. İstediğim kadar kendim alıyorum ya. Eğer ona göre tamam gidecek şey varsa... Mesela hocam 50 metre kumaş var. Siz bir iş getirdiniz bana. Ben onu ölçtüm, biçtim, ama kestim. 10 metre kalıyor elimde. Ama şöyle, senin zaten hiç zarar etmeyeceğin şöyle kumaşlar olabilir. Yani faraza söylüyorum. Belki şu an fiilen bir şey yoktu da. Senin sadece minderlik olarak ayarladığın zaten bir kumaş vardı. Dolayısıyla, anlatabildim mi? 50 metreden de kaç minder çıkacağı belli. Dolayısıyla kes kes fark etmez yani. Ama kes kes de hocam biraz ölçülü iş ya. Veya bir tane minder yaptırmıyor hocam. Yani takım yaptırıyor. 5 tane olacak alttan. Tamam. Orada yani sen... Anlamında 3 tane müşteri o 50 metre kumaşı bitirmiyor hocam. 3 metre, 5 metre bir yerde. Burada top olduğunda senin durumunda belki zarar ziyan söz konusu olabilir de şöyle bir şey. Burada kumaşın geri kalanını şey yap. Senin işine gelmeyebilir. Sen istersen bölmezsin. O ayrı bir konu. Onu şöyle söylemiyoruz. Burada tek parça kumaşlarda öyle bir şey olur. Parça kumaşlarda mesela bir elbiselik, iki elbiselik satar adam. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir elbiselik kumaşın parçalanması zarar verir. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Bir elbiselik kumaştan sen bir metre almak istesen o bir metre o kumaşa zarar verir. Ama terzi olarak düşün mesela terzilerde top top kumaşlar var. Oradan bir metre al, iki metre al, üç metre al. Zarar verir mi? Yok, yok. Vermez. Anlatabilir mi? Vermez. Yani bu misali tam olarak böyle kafamızda şey yapabiliriz. Yani senin zararın şeyle alakalı biraz. Yani senin işine gelmez satmazsın. Anlatabildim mi? Ben de mesela hocam normalde o 50 metrenin 10 metresini diyelim 30 liradan satıyorum. Ama en son elimde bir 5 metre kalınca onu da diyelim aldığım fiyata 20 liraya düşürüyorum. Evet. Evet. Yani kardan zarar. Hani toplu bir kardan zarar dediği hocam gibi evet. Kardan zarar bu. Bu tam bizim meselemize uymuyor. Bizim meselemiz daha çok parça kumaş gibi meselelerde. Çünkü onu şey yaptığın an, böldüğün an geride kumaş hiçbir işe yaramıyor. 3 metreden çıkıyor. Elmas da olduğuyla aynı yani. Elmas nasıl? Tartılan bir şey olmasına rağmen yani kestiğinde icabında geride kalan yani bir şey iyi yaramıyor. Geride kalan 5 metre kumaşla hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor değil de. Hiçbir şey yapamıyor demeyelim de normalde o adam ne satıyor? Bir elbiselik kumaşlar satıyor. Yani o elbette el bezi olur bilmem ne olur. Evet. Hani elbiselik satılan kumaşlarda elbise çıkmıyor diyeceğiz evet. Ondan. Zararı döşeme böyle düşünce. Veya bir döşeme çıkmıyor diyeceğiz. Evet. Şimdi dolayısıyla böyle arkadaşlar yani toplam fiyat belirtildiyse hüküm 224. maddedeki gibi olur. El mevzunat elleti fi tebaidiha zarar ve bugüne cümletü semenihi fakat. Ama enfusil ezmanü zürânihi yapıldıysa o da ne olur? 225. madde gibi. Yani el mevzunat elleti fi tebaidiha zarar ve bugüne semenü külli ferdin minha. Tamam mı? Onun gibi olur. Ha. Ama bir de şöyle bir şey var diyor. Ve emmel emtia vel eşya elleti leyse fi tebaidiha zarar. Bir de zira ile satılan mezruat olup ama parçalanmasında zarar olmayan misaller vardır. Kel çuh vel kirbas diyor. Kirbas arttı, alçıda beyaz şeyli kumaş diyor. Çuh da çuha dedikleri bir kumaş türü. Bes. Ama şöyle bir şey. Burada yani bu kumaşların şeyinden çok, türünden çok bizim anlayacağımız şey şudur. Bunlar biraz şey kumaşlar. Biraz yok yok biraz şey kumaşlar. Yok değersiz bilakis. Bilakis değersiz olsa bunlar top top satılıyor. Bunlardan evet. Elde çok mebzül miktarda var. Anlatabildim mi? O adam onu satarken toptan kesip satıyor. Bir top kumaştan kesip satıyor. Anlatabildim mi? Türünü çok yani. Dolayısıyla
Ondan 1 metrede kesse, 5 metrede kesse zarar vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de bu şey olabilir. İpek. Bunlar çok amaçlı kullanıldığı için, bu kumaşlar çok amaçlı kullanıldığı için, anlatabiliyor muyum? Yani küçük miktarlarda kullanılabiliyor bunlarda. Büyük miktarlarda kullanılıyor. Ama eskiden demek ki elbise kumaşı dediğimiz kumaş farklı olduğu için o bir elbiselik, iki elbiselik satılıyor ve aslında senin dediğin de olabilir. Senin dediğini de şöyle şey yapabiliriz. Belki şöyle düşünebiliriz. Onun üzerine bir daha düşünmemiz lazım. Hani elbiselik kumaşla genel olarak bir kumaş türü varsa bunların arasını ayırabiliriz belki. Hani elbiselik kumaş dediğimizde top olsa bile adam onu belli miktarlarda keser. Belli miktarların altına düşürmez. Onun yaptığı gibi mesela. Şu anda da öyle zaten. Evet. Onu da yani bunu da bir zarar kabul edebiliriz yani. Anlatabildim mi? Kardan zarar değil de bunu da bir zarar kabul edebiliriz. Yani yapılan işe göre değerlendirebiliriz. Deriz ki bu artık şeye zarar veriyor. Bundan ben az bir miktar kessem bir mindelliğe zarar verdiği için problem olur diye düşünebiliriz yani bunda. Dolayısıyla bu kirbas dediği ve çuha dediği kumaşlar bunlar fil hakika çok değerli kumaşlar değil. Top top getiriliyor ve toptan metre metre kesiliyor. Ama yukarıdaki kumaşlar ve araziler de öyle nitekim. Bunlar öyle değil. Bunlar bir bütün. Böldüğün anda amacına artık hizmet etmiyor bunlar. Anlatabildim mi? E şey de öyle şimdi. Bir evlik şey var diyelim. Arsa var diyelim. Sen onun kalkıp hani miktarı da belirttiniz diyelim ki. Anlatabildim mi? eksik fazla çıktı. Veya eksik çıktı. Şimdi o fazlalık ve eksiklik anlatabildim mi? 10 metrekare kaldı. Ne yapacak diğer? Yani geri kalan yani onun çıktığında veya çıktığında bir şey yani çıkardığında bir işe yaramayacağı için o fazlalık şey yapmayacak. Bölünemez yani. Bunlar. Bölünemez. Evet o fazlalığı dikkate almayacağız. Olduğu gibi bütün olarak değerlendireceğiz onu. Ama çuha gibi, kirbas gibi kumaşlarda mezruat olmasına rağmen bakın. Ya bu durumda şunu anlıyoruz. Eskilerde de bölünebilen, dolayısıyla misliyat gibi kabul edilen mezruat olabilecek yani. Evet. فَالْحُكْمُ فِيهَا Peki bunlarda bölünmesinde zarar olmayan kumaşlarda فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمُ فِي الْمَكِيلَاتِ Mekilat'ta olduğu gibi kaç numaralı meselemizdi? İlk meselemiz. Kaç numaraydı? 223. meselemiz. Yani orada zaten ister fiyatın her bir birimini ifade etsin veya etmesin. Sadece toptan belirtmiş olsun. Zaten otomatikman semenin eczası ve bin eczasına tevzi olunduğu için fazla çıkması durumunda fazlalığı kesip bayiye veriyoruz. Eksik çıkması durumunda müşteri isterse eksik para verip alabiliyor, isterse alışverişi feshedebiliyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu zararın hani 2-3 metre kalıyor, onu bir işe yaramıyor dedi ki. Evet. Bunu ne yapacağız yani? Şimdi bayiye geri mi vereceğiz bunu? Onun parası ne olacak? Şöyle olacak, eğer her bir şeyini dedik ya, konuştuk ya hükmünü. Eğer her bir biriminin fiyatı belirtildiyse söylenen paraya eksik ya da fazla müşteri onu alabilecek ya da alışverişi feshedebilecek. Her bir biriminin fiyatı belirtildiyse eğer, anlatabildim mi? O zaman eksik çıktığında fiyatı düşme hakkı var, fazla çıktığında da fazla fiyatı ödeyip alma hakkı var veya alışverişi feshedebilir. Böyle yapacağız. Şey yapmayacağız yani. Evet. Zarar söz konusu olduğunda kesip vermeyeceğiz. Mesela okuyayım mı? Mesela okuyalım. Evet. Mesela hızlı okuyup geçelim. Tamam. Mesela anlaşılacaktır. Bu neyin misali arkadaşlar? Bunun yanında bir ekleyebilirsiniz veya A diyebilirsiniz. Bu şeyin, ilkinin. Yani mevzu şey gibi mevzunat elleti fi tebaidiha zarar hükmünde olan medruat. İlk misalimiz. Bakın ikinci misalimiz hangisi? Ve emmel emtia vel eşya diye başlayan o. Tamam mı? Ve emmel emtia vel eşya elleti leyse fi tebaidiha zarar kel çuh vel kirbas fel hukmu fiyya kel hukmu fi. Yani mezruat burada iki kısımda anlatıldı. Bir, mevzunat elleti fi tebaidiha zararla aynı hükümde olanlar. İki, mekilat ile aynı hükümde olanlar. Biri bölünemeyen, biri bölünemeyen. Evet, biri bölündüğü takdirde zarar ziyan oluşan, diğeri zarar ziyan oluşmayanlar. İlk vereceğim misal de bölünmesinde zarar olanlar. Tamam mı? Onların misali. Lev bi'at arsatun ala enna miyetü zira'in bi elfi kırşin. 100 lira olmak üzere 100 lira olması şartıyla satıldı bir arsa kaça 1000 kuruşa. Fedara enna hamsun ve tisun idra'an. 95 lira çıktı. Fel müşteri muhayyirun inşa terakeha. İsterse bırakır, alışveriş fesheder. Ve inşa akadet tilk ederse bi elfi kırşin. Konuştukları toplam şeye, fiyata. Değil mi? Mehmet Hoca. Evet. Evet. Ve keder lev bi'at sevbi kumaşin. Değil mi? Ala ennehu yekfi kaba'en. Kaba
dışarıda giriyor. Kaftan. Kaftan. Zaharet. Ha, ve in zaharet zaireten fazla çıkarsa akadehel müşteri eydan bir ayet kırışın fakat. Değil mi? Bin kuruşa fazlasını alıyor. Ve kederle bir ayet, ikinci bir misal verdi aynı şeye. Ve kederle bir ayet sebebi kumaşın alennehu yekfi kabaen. Kaftana yetiyor. Cübbe gibi dışarıda giyilen elbise. Ve nehu semani edru'in bi erbe'i miye kırşin. 8 liradır. Yani bir kaba kendisinden çıkacak bir kumaşı satıyor. 8 liradır 400 şeye satıyor. Kuruşa satıyor. Fedahara sebu'u edru'in. 7 zira çıktı. Huyyiral müşteri. İnşa terakehu inşa akadı zâlike sebebi erba miye kırşin. İster alışverişi bırakır isterse 400 kuruşa. Yani konuşulan toplam fiyat alır. Ve indihara tisa edru'in akadehu müşteri bitemamihi bi erba miye kırşin. Eydan. Ama fazla çıkarsa yine 400 kuruş alır. Ve kederle biat arsatu ala enna miyetü zira'in. Arsa 100 zira olmak 100 lira uzun 100 lira olarak satıldı. Küllü zira'in ama burada ne var? Burada her bir birimin fiyatı belirtildi. Bi aşreti kuruşin. Her bir zira 10 kuruş. Fe zaharat khamseten ve tis'ine zira'an. Ev miyeten ve khamse zira'in. Eksik ya da fazla çıktı demektir değil mi? Huyyiral müşteri. Müşteri muhayyer. İnşa terak ya. Bu zaten her zaman hakkı. Alışverişi fesheder. Ve inşa kadeha idâ kânet khamsen ve tis'ine zira'an bi tis'imiye ve khamsiyin. Değil mi? Eksik çıktığında yani 95 lira çıktığında 950 kuruş alır. Değil mi? Ve idâ kânet miyeten ve khamse edra'in fazla çıktığında 5 lira fazla çıktığında bi elfin ve khamsine kırşa. Tamam mı? 1050 alır. Şeydir aynıydı. 225. mesele de aynıydı. 225'te. Ve keza iza bi'a thawb kumashin ala annahu yakfi li amali qaba'in wa annahu 8 adran kullu dirham bi 50 kirshan. Burada her bir birimini aynı misalin her bir biriminin belirtildiğini söyleyecek. 8 lira almak üzere bir kabalık, bir elbiselik kumaş satın aldı. Her zirağı 50 kuruşa. Burada her zirağı zikretti. Feyda zaharati sa edru'in. Ev seba edru'in. Kâdel müşteri muhayyaran. İnşa tereket sebe. Bu her zaman hakkı. Alışverişi feshetme hakkı. Ve inşa akadehu. İzâ kâne tisa edru'in bi erba'a miye ve khamsiyin. Değil mi? Fazla çıktığında 450 alır. Ve inkâne sebu edru'in. Eksik çıktığında 7 çıktığında 8 7 çıktı. Bi telâti miye ve khamsiyine kırşen. 300 kaça alır? 50 alır. Değil mi? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum. İkinci misal. Yani nedir? Mezruattan tebaidinde varar olmayanların misali. Şeyden itibaren başlayan. Ve emme ve emmel emtia vel eşya esaire diye başlayanın zira. Yani ikisine de aynı şeyi koyun. A A koyun veya 2 2 koyun. Bir şey koyun yani. Emmel ve emmel evbiya sebebi çuhin. Çuha kumaşı. Alâ nehu mi'etun ve hamsune dira'an bi seb'ati alâfin. Değil mi? 150 zira 700 kuruşa. 7500 kırşin. 7500 kuruşa. Ev enne külle zira'in ya da her birisinin fiyatı şeyi zikredildi. Ya toplam fiyatı zikredildi ya da ev enne külle zira'in minu bi khamsine kırşin. Ya da her bir biriminin fiyatı zikredildi. Her bir zirası 50 kuruş dendi. Fe idâ zahara mi'eten ve erbayne zira'in. 400 çıktığında kaçtı zaten? Alâne mi'etun ve khamsune zira'in. Ha 140 çıktı da 150 diye aldı. 150 zira diye aldı. 140 çıktığında huyur el müşteri. İnşa fesekal beya her zaman hakkı. Ve inşa ekeden miye ve el erbayne ziran bi sebati alafi kırşin. 7000 liraya fiyatını düşüp ona geri alıyor. Ama ve idâ zahara zâidin alel miye ve khamsine ziran. 150 ziradan fazla çıktığında kâneti ziyadeti lil bâya. Fazlalık bâya ait olur. Tıpkı ilk meselemizde olduğu gibi. Mekilat ve adeliyyat el mütekaribede olduğu gibi. Ha? Bu bölünüm yani şeylerde olsa da mesela hocam hep yarı yarıya işte 20'nin yarısı 10'sa şu kadar şu kadar mesela orada 360 bir şey olsa nasıl olacak? Ya onun matematiksel hesabını yaparlar. Yine yani aynı mı olur? Tabii aynı olur. Hissesi bellidir onun yani. Burada tam verdi bir daha hesapla uğraşmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.